Arkadaşlar, hepinize selamlar. Yine gördüğünüz üzere arkama yeşilliği ve bir arabayı aldım. Şimdi beraber yine bu dağların içine doğru sürüş yapacağız. Kia ile çok fazla sürüş istiyordunuz. Bakalım sevecek misiniz? Zaten çekişi kuvvetli, yol tutuşuna da bakacağız. Beraber değerlendireceğiz. En tepeye doğru çıkacağız yavaş yavaş. Umarım videoyu beğenirsiniz. Benim Kia'yı biliyorsunuz az çok. Ben size şöyle dışarıdan da göstereyim. Kia'yı size göstereyim. Bildiğiniz üzere dizel bir araç. 1.5 dizel. 110 beygir bir motora sahip. Bunların üst silindirleri de var arkadaşlar. 1.5'lerin. Onlara dikkat edin. 4 silindirleri tutuluyor. Üst silindirlerini çok sevmiyorlar. Yani ben de kullandım, böyle acayip gürültülü çalışıyor ve titreşim var tabii ki. Yani o yıllarda onu engelleyemezler. Şu an bile zor yapıyorlar o işi. Öyle söyleyeyim size, üst silindirin titreşimini. O yüzden 4 silindiri tercih edersiniz. Sizin için daha iyi olabilir. Dediğim gibi 110 beygir güçlü bir kuvvet motorumuz var. Şimdi pol sürüş yapacağız, beraber gazlayacağız. Bu arada lastiklerimiz Bridgestone Ecopia adına bir lastik. 185-65R 14 bir lastiğimiz var. Lastiklerimizin tarihi biraz eski. Aslında lastikler yeni, biliyor musunuz? Nasıl bulmuşlar bu lastikleri bilmiyorum, benden önceki sahibi. Bak üzerindeki bunlar daha iyi duruyor, öyle söyleyeyim sizlere. Lastiklerin dişleri falan çok iyi ama tarihi eski. Beraber yol tutuşunda göreceğiz zaten. Çok fazla zorlayamayacağım arkadaşlar. Öyle aşırı güven vermediği için kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Beraber keyiflice gezeceğiz. Buraya böyle bir hız koydum ama ilerleyen zamanları kapatacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi, ona göre buna bir düzenleme yaparız. Çünkü hep hızı görmek istiyordunuz. Bu şekilde size hızı göstermek istedim ama dediğim gibi duruma göre siz karar vereceksiniz buna. Koy da koyma deyin. Bakalım ona göre. Ekranı da çıkaracağım yerinden. Kalabalık yapmasın. Güzelce göğsü görün. Şimdi ben kameramı alıyorum. Kayda başlıyorum. Arkadaşlar, kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Marşımıza basalım. Ekranı çıkarıyorum hemen. Şöyle arkaya bırakalım ekranı. Teybimizi kapatalım. Kızdırma bujilerimizi ısıtıyoruz ve marşımıza basıyoruz. Emek yemenimizi her zaman takalım. Şu gözü çok seviyorum, haberiniz olsun. Burası çok güzel. Aşırı derecede işinize yarıyor. Şu an daha ekran bağlanmadı. Biraz cam açacağım. 4 camımız da otomatik bu arada. İsterseniz burayı da koyabiliriz. Hani telefon tutacağıyla falan beraber. Ona göre, kafamıza göre takılırız. Yollar sakin gibi gözüküyor. 2 tane araba geçti sadece. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, araba böyle kafa kaldırıyor, öyle söyleyeyim size. Şimdi süspansiyonları da yumuşak, o yüzden de biraz o yapıyor bunu. Direkt ama şu var bak. Duydunuz mu sesi? Bu sesi hatırlıyorsunuz değil mi? Hyundai videosunda da aynı şekilde. Ya bütün bu Hyundai grubu, Kia grubu galiba bu şekilde ses yapıyor. Frene bastığınızda bildiğiniz kaza sesi çıkıyor ya. Şöyle biraz oturalım bakayım gaza düzlükte. Ama işte bakın, dönmeyecek mi gibi hissettiriyor. Öyle söyleyeyim size. Böyle 2500 devirden sonra bir patlama oluyor arkadaşlar. Şurada araba var. Dikkat edelim buraya. Telefoncum, senin ömrün kısa sürdü. Buralara bayağıdır gelmiyorum. Bak hep inşaat yapmaya başlamışlar. Ayrıca dere kurumuş ya. Ben bu dereden T-Rock'la geçmiştim. Onun da videosu var, paylaşmadım daha. Bak bu arada motor şu an çok gürültülü çalışıyor. Ama ben bu arabayı uzun zamandır kullanıyorum. Baksanıza ya, zor dönüyorum yani. Ya şimdi dur, önce motoru anlatacağım, sonra yol tutuşu anlatacağım. Çünkü böyle bir şeyler anlatmak istiyorum ya. Şimdi bak, motor konusunda dün de ben Instagram'da paylaştım, tamam mı? Dedim ki Total'den mazot aldım, bu Excellium mazotları var Total'in. Güzel etkisi oldu dedim. Arabanın sesi azaldığından bahsettim. Yani ciddi anlamda araba sessizleşmişti ama şimdi gelirken Opet'ten aldım mecburen. Mazotum bitmek üzereydi. Opet'ten alınca abi ortalık karıştı. Opet çok gürültülü çalıştırıyor arkadaşlar. Bir de Opet'in performanslı yakıtı yokmuş galiba. Şimdi ben performanslı yakıt tercih ediyorum. Biraz daha az gidiyor menzili olarak. Daha fazla yakıyor araba ama daha sessiz oluyor, daha atik oluyor. Benim için onlar daha önemli açıkçası. Çok fazla bir kuruş farkı yok zaten. 10 kuruş falan fark ediyor. Yani Opet mazotlarında biraz daha sesli, gürültülü çalışma var. Ona ben eminim, bak öyle söyleyeyim size.
Bak şimdi. Ona göre bir deneyin siz de. Ben Instagram'dakilere söyledim, deneyin dedim. Sizler de deneyebilirsiniz. Bak fren yapıyorum şimdi. Gördünüz mü? Yani bildiğiniz o kaza sesini çıkarıyor. Yol tutuşu konusuna gelirsek de şöyle anlatayım. Birisi sizinle direniyor abi. Yani bildiğiniz direniyor size. Dönmeyeceğim ben diyor. O kadar iddialı yani. Bu arada karşıdan traktör geliyordu. Traktör inşallah düzgün döner. Heh. Ya ben direksiyonu çeviriyorum. Araba dışarı açılacağım diye uğraşıyor. Bak şimdi yoldan çıkacağım yani. Gazı köklemek istiyorum. Ya şu var ya şu. Şu torp patlamaları. Tutunamıyoruz. İşte bu ya. Baksana da gidiyoruz. ESP, ABS. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Dümdüz. Ama işte virajlardaki bu rahatsız edişi, yani tüm Kia kullanıcılarından duyuyorum, Rio kullananlardan duyuyorum. Herkes geçen de bir arkadaş yazmış, nasıl bunun daha iyi tutuşunu yaparız diye, nasıl daha iyi tutmasını sağlarız diye. Şimdi bu direksiyon hissi geçmez arkadaşlar, baksana da şuna. Yani hani bir yağ gibi bir his veriyor direksiyon. Öyle söyleyeyim sizlere. Hiç hoş olmuyor açıkçası. Şu his hiç hoş değil. Şıkır şıkır ses yapıyor, beni dile ediyor. Evet, şimdi daha az şıkırtıyla devam edebiliriz. El freni çok iyi tutmuyor, o yüzden fazla çekiyorum. Buralara da bir şeyler yapmışlar. Sürekli buralara bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Genelde İstanbullular geliyor. Ev falan yapıyor. Şöyle havalandırmamı açayım. Şimdi klima güçten kısmıyor aslında. Ama yine de tam böyle yani tam torkunu alamıyoruz, öyle söyleyeyim. Klima olduğunda. Tam o hissi vermiyor. Dediğim gibi o direksiyon hissi kötü. Bu direksiyon hissi ama şöyle bir şey var. Gidiyorsunuz bir 2012, 2013 bir Hyundai alıyorsunuz. Onda da aynı his var. Yani yapaylık hissi var. Bu Hyundai bence bunun için uğraşmış yani. Bana öyle geliyor. Çünkü yoldaki şeyleri falan da hissetmiyorsunuz. Direksiyonda bu hidrolik bir direksiyon. Hidrolik direksiyonda yolda neyin üzerinden geçerseniz geçeni size böyle bir aktarır. Az da olsa hissettirir. Elektrikli direksiyon hissi var bu direksiyonda, öyle söyleyeyim. Zaten 2010'dan sonraki direksiyonlarda elektrikli direksiyona geçmişler. Bence bunu Hyundai bilerek yaptı ama yani yanlış bir durum, öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü böyle şimdi şöyle düşünüyorum, ben daha İstanbul'dan geldim dün. Eski yoldan geliyordum. Ama yani ileride viraj olduğu aklıma geldi sonrasında İzmit'in oralarda. Çıktım, normal yola döndüm, öyle söyleyeyim sizlere. Buralar çok kör nokta. Yani o virajlara dönmektense otobana gidip rahat rahat gitmeyi tercih ettim. Ama şu var mesela benim aracımda, 160'da 170'de gidin arkadaşlar. Düz bir yolda gidiyorsanız bu direksiyon sabit, oynamaz. Koy böyle, dümdüz gidiyor. Onunla ilgili sorun yok. Ama böyle viraj kasacağım falan dediğinizde keyif vermiyor açıkçası. Bugün buradan döneceğim. Yukarıda pek bir şey yok zaten. Bundan sonra yol çok bozuluyor. Bu arada direksiyon bayağı yumuşak. Yani hidroliğe göre yumuşak. Ama Opet'ten bir daha mazot almam gibime geliyor ya. Zorunlu kalmadım sürece. Total'in mazotunu çok sevdim. Sizin böyle yaşadığınız oldu mu? Mesela arabanın motoru hemen sessizleşir, şey olur. Ya bunun sessizleşmesi sebebi de şu, ince mazot olduğu için. Yani performanslı mazot dedikleri ince mazot. İçine ekstra katkılar koyuyorlar. Hani enjektör temizleyici vardır biliyorsunuz. Enjektör temizleyiciyi koyduğunuzda araba bir anda sessizleşir böyle. Mükemmel, azıcık ses çıkarır. Ya bunun tek sebebi ince mazot olması. Mazot inceldiği için ses de azalıyor. O enjektör temizleyici mazotu inceltiyor. O yüzden zaten temizlik yapıyor ya, enjektörlerini, o nozullarını temizliyor.
Şu ikinci vitesteki patlamaya bayılıyorum ya. İkinci viteste 2000 devir civarında patlamaya başlıyor ama diğerlerinde biraz geç doluyor. Bence bunun büyük turbosu var arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyeyim, mesela dördüncü viteste gazlayacağım ya, 3000 devir civarında tutup gazlarsam çok daha iyi gidiyor. Sanki böyle turbo tam dolmuş hissi veriyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu arada bu aracın direksiyon kutusu da yapılmış, haberiniz olsun. Bu arabaların 200-250 binde direksiyon kutuları bozuluyor. Ses gelmeye başlıyor. Birkaç kişiden daha duydum açıkçası. Ama bizim aracımızda sorun yok. Bak şimdi oturuyorum, hop gidiyor. Arkada herhangi bir dumanımız yok. Ama ya, ama dizel arabaya duman yakışıyor biliyor musunuz arkadaşlar ya, bilmiyorum ama şöyle hani korsacılar falan koyuyor ya, bir anda gazı köklüyorlar böyle, arka taraf bir anda simsiyah oluyor. Gazlarken böyle arkadaki simsiyah yapmak çok hoş oluyor. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor açıkçası. Corsa morsa alırız ileride, 1.7 Corsa'lardan gezeriz şöyle dumanlı dumanlı. Geçen de gördüm ya, efsane bir ses çıkıyor onlardan ya. 1.7'lerde şey var ya zaten, DTI yani Isuzu'nun kamyonet motoru var bildiğiniz onlarda. O yüzden de bildiğiniz kamyonet gibi çalışıyor ve küçücük bir arabadan o sesi duymak böyle insana keyif veriyor açıkçası. Alırız, çok pahalı değil onlar. Bu arada kolçaksız yapamıyorum. Ya şu kolçak ciddi anlamda hayat kurtarıyor ya. İşte yok işte internetten satılanlar, 100 liralıklar falan var ya böyle. Ya onlarla hayat geçmez arkadaşlar. Bunlar olacak. Bunlar çok güzel. Sizi rahatlatıyor. Uzun yolda hele ki var ya, çok işe yarıyor. Ha bu arada yol tutuş konusunda arabanın arkası geldi mi gitti mi diye düşünürseniz mesela, o da olmadı yani. Hani arkası gelecek kadar da kötü bir durumda değiliz. Bak 3-2000 devirde aldı. O yapıştırma esi gayet güzel. Ya şimdi bu paraları aldığınızda 50 milyara böyle bir araba yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Böyle performansta, işte konforda, ben bunu sürekli uzun yol yapıyorum görüyorsunuz. İstanbul'a artık sürekli bununla gitmeye başladım biliyor musunuz? Yani Tofaş'ta gidemiyordum. Tofaş'ı biliyorsunuz çok yoruyor ya. Hani buralarda kullansanız daha iyi yoruyor. Ama bu araba bana çok iyi geldi ya. Ve Tofaş'la arasında öyle dağlar kadar fark yok yani. Tofaş'ı da 20 milyara vermiştim. Ama bununla mesela uzun yol çok keyifli oluyor. Alfa Romeo. Vay vay vay. Uzun yolda direksiyonun etkisini anlamıyorsunuz ama onu söyleyeyim size. Böyle virajlı yollarda anlıyorsunuz. Çünkü uzun yolda doğru düzgün viraj yok ki. Böyle 120 ile 130 ile her yere dönersiniz zaten. Onunla ilgili sorun yok. Geri kalanında şu an bak 289 binde bir arabayı kullanıyorum. 289 bin ve 2006 model. 14 senelik bir araba kullanıyorum. Ve kondisyonu çok güzel yani. Bu kondisyonda bu kilometre kalması mükemmel bir durum. Yani bu Kia'nın aslında, herkes Kia'ya sağlam değil, öyle değil, böyle değil der ya mesela. Alakası yok abi demek ki. Yani Kia'da sağlam bir araba. İyice bak, düzgün bakıldığında uzun süreler kullanılabiliyor. Bakın içeriye. İçeride herhangi bir yıpranma yok. Tuşlarda silinme yok. Yani gidip bir Fiat arabası alın, Fiat. Anında bu tuşlar silinir. Baksanıza yani şu TB'nin tuşları nasıl silinmez yıllardır. Ya da şunlar nasıl silinmez. Bir de her hızlı kalkabiliyorsunuz arkadaşlar. 4'te şey, tork olunca. Evet, Kia'nın işte dağ yolunu sizlere böyle anlatmaya çalıştım. Yine Kia kullananlar da aynı şekilde yazsınlar. Ya her arabanın artısı eksisi var mesela. İlla her şey tam olmuyor. Bu arabanın da artıları hızlı gitmesi, çekişinin yüksek olması, yakıtın az olması, hızlı gidiyorsunuz az yakıyorsunuz. Ama bir yandan da eksileri var. Tabii ki yol tutuşu, hissi, verdiğiniz sürüş hissi zayıf kalıyor. Bu her marka için geçerli. Ama her arabayı parasına göre düşüneceksiniz, ihtiyaçlarınıza göre düşüneceksiniz. Benim şu anda bu ihtiyacımı karşılıyor. Ne ihtiyacımı karşılıyor biliyor musunuz? Passat'ın kilometresi duruyor arkadaşlar. Ben 2 senede Passat'la 67 bin kilometre yaptım. Gene yaparım. Yani devam da ederim. 100 bin de yaparım o arabayla ben. Ama yani 2 senede 67 bin de çok ağır yani. Çok harbiden çok. Şimdi bu arabayla o kadar yapmamış. 300 bin de bu araba ama ay yılda 30 bin kilometre yapmamış oluyor. Yani vurduğunuzda, yıllık oruna vurduğunuzda. O yüzden Passat'ın biraz kilometresi durması lazım. Hatta arkadaşlar diyor niye sürekli iki yere geziyorsun? Bu yüzden geziyorum yani. Bir de Kia böyle rahatsız eden bir araba değil ki, beni yormuyor açıkçası. Yoğursa bununla gene gezmem ben. Tofaş vardı. Tofaş'ta dolaşmıyordum mesela. İstanbul'da gitmiyordum. Ama böyle bir şey hevesim var biliyor musunuz arkadaşlar? Eski. Bir de bu arada bak, ikinci vites 1500 devir, 1200 devir hemen toplar götürür.
eski bir otomatik vites araba hevesim var. İnşallah nasip olursa bir alırız eski bir otomatik vites araba. Herkes eski otomatik viteslerden kaçıyor. Herkes Kia'lardan da kaçıyordu ama ben gene aldım. Yani böyle piyasası olmayan her türlü arabayı ben alabilirim. Sıkıntı yok benim için. Benim için arabanın işte vuruğu, kazası, mazası önemli. Tabii şaselerde, maselerde bir şey olmadığı sürece. Araba düzgün olsun. Bir de parasının ederi olsun, öyle söyleyeyim. Ben parasını verdiğimde boyalı araba parası veriyorsam o benim için hiç sorun değil. Ben boyalı arabaya da binerim. Hiç problem değil benim için. Öyle işte takılmam. Şimdi bu paralara anca Honda Civic alınıyor, 98 model. E onun da ederi o. Her şeyin bir piyasası var. Ha, o araba 50 bin eder mi? Etmez. Bu araba eder mi? Etmez. Bu arabayı sahibi ne dedi ya? 20'ye mi aldım dedi, 25'e mi aldım dedi. Öyle bir şeyler söylemişti. Bak dolduruyorsunuz. Bak. Bu araba çok hızlı devir çeviriyor arkadaşlar. Bir de viteslerin geçişi falan çok güzel. Biraz basalım. Hani o düz yolda dedim ya, arabayı hiç yormuyor sizi. Bak şu anda düz yoldayken yani hafif viraj dönüyoruz ve rahatsız etmiyor. 130'la dönüyorum şu anda ben. Azıcık basalım bakalım. 140. 150. Daha tam gaz yapmıyorum, haberiniz olsun, zorlamamak adına. 160. Bak 160'da dümdüz gidiyoruz, anladınız mı? Hani onunla ilgili sıkıntı yok. Ama burada viraj var. Hafiften kesmem lazım. Yine de bak bu virajı da aynı şekilde hani 140'la falan dönebiliyorum. Bak. Tabii viraj kuralına uyacaksınız şöyle. Bu konuda hani sizi utandırmaz, öyle söyleyeyim. Araba anladınız mı? Bir viraja geldiniz, lan ne yapacağım gibisinden düşünmez. Burada frenimiz de bu şekilde. Soğutalım arkadaşlar. Şimdi bak böyle gazladığınızda arabanızı soğutun, haberiniz olsun. Boşta bekleyecek arabanız. 1-2 dakika rahat bekleyecek. Zaten adam var, buraya da yazmış. Bak şuraya bakın. Burada daha iyi yazıyor bu. Hadi artık ben eve gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda, başka gazlamalı videolarda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.